Türkiye olarak coğrafyamız zor bir coğrafyadır. Sorunlarla çevriliyiz. Tabii şu anda içerideki terörle mücadele ediyoruz. Sınır ötesinde operasyonlar yapıyoruz. Elbette işte bu da maalesef var. Bu Türkiye'nin diğer konularla böyle yakinen ciddi şekilde ilgi içinde girmesi, o konular üzerine yoğunlaşmasından fırsat bulan her zaman fırsatçılar olacaktır. İşte bu fırsatçılarından bir tanesi de maalesef bazen çok göklere çıkarttığımız komşularımız işte yapıyorlar bunlar. Hakkınızı her zaman öyle söyledik. Ege'deki durum anlaşmalarla çizilmiştir. Lozan Anlaşması'dır. Adaların durumu ayrıca Paris biliyorsunuz anlaşması var. Türkiye'nin Lozan Anlaşması'yla özellikle Lozan Anlaşması'yla Ege'de kazandığı hakları sonuna kadar koruması lazım, müdafaa etmesi lazım. Biraz son yıllarda maalesef bu konuda biraz sessiz kalındı. Biraz daha pek hareket edilmedi. Biz de söyledik ya bir tane nota verin var ya. Sert bir nota verin. Bakın bugüne kadar bir nota da verildiğini de duyamadım. Tabii özellikle uluslararası ilişkilerde anlaşmalardan doğan haklarınızda zamanı iyi kullanmanız lazım. Zamanında reaksiyon göstermeniz lazım. Göstermezseniz iş bazen karşı tarafı ne yapıyor o zaman? Karşı taraf sanki bunlar nasıl böyle bir şey durmuyor vesaire. Karşı tarafı bir nevi şey yapıyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Zamanında tepki göstermeniz lazım. Özellikle Ege'de biraz son yıllarda tepki göstermekte biraz ben geç kalındığını daha önce de söyledim. Bugün de söylemek durumundayım. Haklarımız korunmalıdır. Sonuna kadar korunacaktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür.